Selamünaleyküm. Allah gecenizi hayır eylesin inşallah. Cenab-ı Hak gününüzü hayırlı eylesin. Ayınızı, yılınızı, ömrünüzü hayırlı eylesin inşallah. Bugün Aşure. Eskilerin tabiriyle Aşura. Rivayet edilir ki Nuh aleyhisselam bugün gemisi Cudi Dağı'na oturup tufandan kurtuldukları gün olmuş. Bununla alakalı gemide kalan her ne kadar yiyecek içecek var ise toparlayıp hepsinden bir yemek yapmışlar. Vakti ki sonra Musa aleyhisselam Firavun'un elinden denizi aşarken Cenab-ı Hak mucizevi bir şekilde denizin üzerinden yol açmış, onların kurtulmasını sağlamış. Rivayet edilir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Mekke döneminde de işte bu Muharrem'de oruç tuttuğuna dair rivayet var. Sonra Medine'ye hicret edince Medineli Yahudiler de o gün oruç tutarlarmış. Zaten Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri tuttuğu için o da oruca devam etmiş. Bir rivayet bu. Bir rivayet de Medine-i Münevvere'ye hicret edince bakmış ki Yahudiler Aşure'nin 10. günü oruç tutuyorlar. Öyle olunca sormuşlar ne orucu diye. Onlar da işte biz Cenab-ı Hakk'a hamdü sena olsun, ona şükrümüzü ifade etmek için Aşure günü oruç tutuyoruz diye cevap alınmış. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de bunu tutmaya biz daha layıkız diyerekten Aşure günü oruç tutuna dair rivayet var. Sonuçta Aşure'yi bu manada Müslümanlar Medine-i Münevvere'de de oruçlu geçirmişler. Bir hadis-i şerif dikkatimi çekti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri tabi ölüm insana ne zaman geleceği belli değil ama bir hadis-i şerif var. Allah diyor ömür verirse bir dahaki sene Aşure orucunu 2 gün tutacağım. Onca o seneye kadar sadece Aşure günü oruç tutarlarmış Müslümanlar. Tabu Aşure'nin 9. mu 10. gün mü olduğuna dair de 2 tane rivayet var bu noktada. Bir kısmı Müslümanların sahabelerden gelen haberlere göre 9. gün, bazı Müslümanlardan yani sahabelerden gelen habere göre 10. gün Aşure günü. Bu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin bir dahaki seneye 2 gün oruç tutacağım Aşure ile alakalı. Buradan hareket ederekten bu hadis-i şerifte 9. 10. gün oruç tutmakta fayda olacağına inanıyorum. Çünkü Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri ömrü vefa etmiş olsaydı o sene Aşure'de 2 gün oruç tutacaktı. 9. ve 10. Bu benim kendi düşüncem. Ama ömrü vefa etmemiş. O yüzden yine Aşure orucunda o sene 1 gün tutmuş. O bir gününde 9'uncuya mı geliyor, 10'uncuya mı geliyor? Böyle bir bugün içerisinde kesin netleşmiş bir şey yok. 9. gün de Aşure günü olabilir. 10. gün de Aşure olabilir.
veya biz bu noktada oruç tutanlar, oruç tutacak olanlar aşure oruçlarını 9 ve 10. gün tutarlarsa nur ala nur olur. Aşure orucunun önceki yılın günahlarına kefaret olacağını Allah'ın rahmetinden umarım demiş Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri. Aşure orucuyla alakalı veya aşure ile alakalı değişik konuşanlar var Türkiye'de. Bidat olduğuna dair işte ne bileyim Musevilerin bu noktada bir geleneği olduğuna dair filan bunlara bakmayın. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bugün için oruç tutmuş, bugün için orucu tavsiye etmiş. Ama 9. gün, ama 10. gün bu noktada arkadaşlar, kardeşler aşure günüyle alakalı oruçlarını tutabilirler. Bununla alakalı kesin hadisler var. Allah bizi onlara uymaya, onlara tabi olmaya nasip ve müyesser eylesin. Tabii İslam dünyası aşure ile tanışmış. Ama aynı aşurede Muharrem'in 10. günüyle alakalı İslam dünyasını derinden yaralayan ve o derin yaranın hala da acısı, sancısı, sıkıntısı devam eden bir olay daha var. Bu olay malum Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri ve yanında 72 kişiyle beraber Yezid'le olan mücadelede şehit düşmesi. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin Hazreti Fatıma'dan olan ikinci erkek torunu. Birincisi Hazreti Hasan radıyallahu anh hazretleri, ikincisi de Hazreti Hüseyin radıyallahu anh hazretleri. Tabi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri her dede gibi torunlarını severdi. Bu çok kat'i, kesin olmamakla beraber Hazreti Hüseyin Efendimiz, bugünkü konumuz o çünkü, doğduğunda Cebrail aleyhisselam gelir. Cebrail aleyhisselam, o zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin oğlu İbrahim sağdır. Der ki İbrahim mi Hüseyin mi der. Birbirini tercih et der. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, eğer İbrahim ölürse bunun üzüntüsüne, acısına ben tek başıma kaldırırım. Ama Hüseyin ölürse daha fazla kimse üzülür diye Hüseyin'i kucağına alır. Hatta Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin zaman zaman ben Hüseyin'e bir oğlan kurban ettim. Ben Hüseyin'e İbrahim'i feda ettim. Dediği rivayet edilir. Tabii bu rivayetlerin birileri şunu diyebilir. Bu geceki benim konuşmamın neticesinde ben anlattıklarına inanmıyorum. Hakkıdır. Bunu tartışmak istemiyorum. Baştan söyledim. Söylemiş olayım. Ama Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Hüseyin bendendir. Ben de Hüseyin'denim. Allah Hüseyin'i sever. Allah Hüseyin'i seveni de sever hadisleri mütevatir noktasındadır.
Bütün ashab bilir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ehli beyti Hazreti Fatıma'tul Zehra annemiz, Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri, Hasan ile Hüseyin efendilerimizdir. Hatta Hasan ile Hüseyin efendimizi bunlar cennetin efendileridir, cennetin gençleridir diye söylediği rivayet edilmiş. Ve malumdur Necranlı Hristiyanlar Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ölümüne yakın Medine-i Münevvere'ye gelirler. Oraya geldiklerinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin hem peygamberliğini hem de din tartışması yaparlar. İş birkaç günde sonuçlanmaz veya ileri doğru gider. Bu ileri doğru gidişte iş lanetleşmeye gelir. Onlar alsınlar evlatlarını ve çocuklarını, sen al evlatlarını ve çocuklarını, lanetleşin. Kim doğruysa o kurtuluşa erecek. Eğer doğru olmayanın da üzerine lanet inecek. Tabi peygamberler bir şeyde lanetleşirlerse Cenab-ı Hak onu tehir etmez, anında laneti indirir. Necranlı Hristiyanların başındaki papaz son gece toplar bütün avaneyi, der ki bu adam davasında hak, bu davasına inanmış. Bu kimsenin öne sürdüğü bu dava gerçekten hakikatse yarın hiçbirimiz burada kalmayız, Allah bizi lanet eder diye kendi aralarında istişare ederler. Ama iş işten geçmiştir. Soğuk bir gündür ertesi gün ve bir hayli soğuktur. Bir hayli fırtına eser. Medine-i Münevvere'de öyle bir keskin bir soğuk vardır. Bazen gerçekten sabah namazından sonra Medine-i Münevvere'de kış aylarında enteresan bir keskin soğuk olur. Ve o keskin soğuk insanın içini titretir. Sabah namazına gider gelirken içi insanın titreye titreye gider gelir. Oysa saat 8-9 oldu mu o soğuktan hiç eser kalmaz. Enteresan bir şey. İşte böyle bir soğuk sabahtır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ertesi gün sabah olduğunda hastadır. Biraz böyle beli bükülür öne doğru. Rahatsızdır. Ama o haldeyken Medine-i Münevvere'nin ortasına çıkar. Bütün sahabe toplanır. Kimi ehli beyti olarak davet edecek, çağıracak diye bekler. Hazreti Peygamber, hatta geceyi uykusuz geçirenler vardır, ağlayanlar vardır. Biz ehli beyti olalım diye. Sabah namazından sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri kızı Fatıma'yı çağırır. Siyah bir cübbesi vardır. Meşhurdur siyah cübbe. Her zaman giymez Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri onu. Kederli, hüzünlü olduğu zamanlar, böyle bir önemli bir mesele olduğu zamanlar giyer o cübbesini. Aba derler onu. O abasını giyer çıkar. Hazreti Fatıma annemizi çağırır, tam sırtının bulunduğu yere koyar arkasına, abasının içerisine. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerini çağırır, Hazreti Fatıma annemizin arkasına diker. Hazreti Hasan efendimizi alır, Hazreti Fatıma annemizin sağına, Hazreti Hüseyin efendimizi alır, Hazreti Fatıma annemizin soluna. Elini açar
Ya Rabbi, işte bunlar benim ehli beytimdir. Sen onları koru, sen onları muhafaza et. Sen onları bereketlendir. Sen onları temiz bir şekilde huzuruna al diye dua eder. Ve ashab anlar ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ehli beyti bu üç kişi. Ve ehli beytine dua eder. Rivayet edilir ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri kendi sulbünün Hazreti Fatıma annemizin üzerinden gideceğini, geleceğini beyan eder. Tabi buna daha başından geçersek Medine-i Münevvere'ye Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri hicret ettikten sonra Hazreti Ali radıyallahu anh Hazretleri hicret eder. Hazreti Ali'ye söylediği söz enteresandır. Ya Ali, senin kanın benim kanımdan, senin canın benim canımdan der. Sen de benim ahiret kardeşim ol der. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin kendi kanından ve canından olduğunu söyler. Böylece Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri aynı zamanda Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin de kanını ve canını taşımaktadır. İşte vakitler geçer. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri vefat eder. Vefat ettikten sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri seçilir. Seçen aşere-i mübeşşeredir. Cennetlikle müjdelenmiş olan sahabelerdir. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh hazretleri seçimle iş başına gelir. Ardından Hazreti Ebubekir Efendimiz'den sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri seçilir. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri seçilirken Hazreti Ebubekir Efendimiz tavsiye eder. Tavsiye. Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri malum hançerlenir, bıçaklanır. Ölmezden evvel derler ki ya Emir el Müminin, arkadan birisini tavsiye ediyor musunuz? Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerinin sözü manidardır. Der ki birinizi işaret edersem bu arkadaşım ve dostum olan Hazreti Ebubekir'in sünnetidir. Ama birinizi işaret etmezsem bu da dostum, arkadaşım, sevgilim, peygamberim olan Muhammed Mustafa'nın sünnetidir. Ben onun sünnetini işleyenlerden olacağım der. Arkasından gelecek olan kimseyi işaret etmez. Nakşibendiler arkalarından gelen şeyhi genelde işaret etmek isterler. Hazreti Ebubekir Efendimizin sünnetidir. Cehri zikir erbabı işaret etmek istemez. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin sünneti ve yoludur. Aynı zamanda Hazreti Ali Efendimizin de yoludur. Şimdi Hazreti Ali Efendimiz'e de geleceğim. O da işaret etmez çünkü. O aşere-i mübeşşere Hazreti Osman Efendimiz'i seçer. Hazreti Osman Efendimiz seçildikten sonra o mübarek Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretleri gibi keskin değildir.
onun zamanında Muaviye'nin ve taraftarlarının valiliklere atandığı görülür. Hazreti Osman Efendimiz o vakte ki bir müddet sonra zaten çok keskin değildir. Mısır'dan bir grup serseri 3000 kadar, bazı rivayetler 4000, 5000, 6000 der. Doğrusunu Allah bilir. Değişik valiliklerden, mesela Basra'dan, Mısır'dan, Yemen'den. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz zamanında İslam devletinin sınırları genişlemiştir. Eski raviler, tarihçiler bunları çapulcu diye nitelendirir. Bunlar Medine-i Münevvere'nin dışına gelirler. Medine-i Münevvere'nin dışında çadırlar kurarlar. Nümayişler yaparlar. Hazreti Osman Efendimiz Müslüman Müslümanı katletmesin diye haberciler gönderir. Görüşmeci diplomatlar gönderir. Etrafındaki konuşlanmış insanlar vardır. Bunlar doğru işler yapmazlar. Mesela Hazreti Osman Efendimizin zamanında insanlar lükslüğe alışırlar. Sahabeler ve etrafındaki yeni Müslümanlar, devletin içerisindeki bürokratlar, amirler biraz daha böyle İslam'ın olmazsa olmaz kaidelerinin dışında, o günkü zühd anlayışının, takva anlayışının, o günkü İslam yaşantısının anlayışının dışında davranışlarda bulunmaya başlarlar. Mesela örnekleyeyim bunu. İşte Hazreti Osman radıyallahu anh hazretlerinin yüksek bir bürokratı, örneğin işte Musevilikten dönmedir ve o şöyle der: biz zekatımızı verdiğimiz müddetçe evlerimizin kerpiçlerini altından yapsak kimse karışmaz gibi söylemler oluşmaya başlar. Ama Muaviye'nin sülalesi Beni Ümeyye oğullarındandır. Ümeyye oğullarıyla Haşim oğulları tarih boyunca hep ince bir çatışma yaşamışlardır. Tarih boyunca bu çatışma peygamberliğin Haşimilere gelmesiyle daha da ayyuka çıkar. Bunu da not alarak bir kenara yazın. Vakti ki işte o gelen isyancılar Medine-i Münevvere'yi de Hazreti Peygamber Hazreti Osman Efendimiz'in tabiri caizse devlet başkanlığı binasını muhasara altına alırlar. Hazreti Osman Efendimiz dışarı çıkamaz hale gelir. Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri her gün o muhasarayı yararak Hazreti Osman radıyallahu anh hazretlerine su ve içecek, yiyecek gönderir. Ve ondan emir bekler. Ne emrediyorsunuz diye. Hazreti Osman Efendimiz kargaşanın çıkmasını istemez. Ona bir şey söylediklerinde tabiri caizse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden duymuş oldukları hadislerin ışığında
tabiri caizse ölümü bekler. Bu esnada enteresan bir olay vardır. Bunu normalde insanlar es geçmeye çalışırlar ama bu mütevatir derecesinde doğru ve bu noktada herhangi bir şek şüphe yoktur. Muaviye Şam'da Şam valisidir. Şam valisi iken kendi bulunduğu valilik gücünü kuvvetlendirir, zenginleştirir, zenginliği dillere destandır. Muaviye hem şahsi olarak servetini büyütmüştür. Etrafındaki askerleri çoğaltıp askerleri silahlandırmış, Şam'da tabiri caizse devlet içerisinde devlet kurmuştur. Muaviye 5000 kişilik bir ordu hazırlar. Bu orduya emreder. Der ki Medine-i Münevvere'nin dışında çadırlarınızı kuracaksınız. Benden bir emir gelmedikçe asla hiç hareket etmeyeceksiniz. Ben olayı bildiğiniz minval üzerinde yürüteceğim. Mevzuyu çok uzatmamak için. Ve çünkü Hazreti Hüseyin Efendimiz'e gelmek istiyorum hızla. Ve Hazreti Osman Efendimiz şehit edilir. Şura toplanır. Şura toplanır. Şura'dan Muaviye kendisine vazife bekler. Ama Şura toplanır. Şura bir gider gelir zaten. Ama Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinde karar kılarlar. Karar kılınınca Hazreti Ali radıyallahu anh hazretlerinin halifeliği ilan edilir. Halifeliği ilan edilince Muaviye buna biat etmek istemez. Zaten biat da etmemiştir. Ve biat etmediği için Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri Küfe'ye gider. Çünkü oradan Muaviye ile savaşacaktır. İşin bu tarafına girmek istemiyorum. Sonuçta Hazreti Ali radıyallahu anh hazretleri de şehit olur. Şehit olunca Küfeliler artık rey yoktur. Rey ehli olacak olan aşere-i mübeşşereden kimse kalmaz. Aşere-i mübeşşereden kimse kalmayınca bir başkan seçecek heyet yoktur. Küfeliler Hazreti Hasan radıyallahu anh hazretlerine biat ederler. Çünkü orada mevcut bir devlet sistemi vardır. Hazreti Hasan Efendimiz'e biat ederler. Hazreti Hasan Efendimiz bu biatları kabul etmekle beraber feragat eder halifelikten. Ve der ki ben halifeliği Muaviye'ye devrediyorum der. Bunlar tarihi gerçekler. Tabi arada görüşmeler yapan diplomatlar vardır. Bu bugünkü dilde anlatıyorum. Bu diplomatların isimleri bellidir. Haber getirip getirenler, görüşenler bellidir. Böylece Hazreti Hasan radıyallahu anh hazretleri Muaviye lehinde halifelikten çekildikten sonra Medine-i Münevvere'ye tekrar geri döner. Medine-i Münevvere'ye yerleşir. Hazreti Hüseyin Efendimiz de Medine-i Münevvere'ye döner. Ondan önce ikisi de Küfe'dedir. İkisi de babalarının yanındadır. İkisi de geri dönerler Medine-i Münevvere'ye. Hazreti Hasan Efendimiz bir müddet sonra Muaviye'nin ona göndermiş olduğu cariye tarafından zehirlenir, ölür. Ölmezden önce Hazreti Ayşe annemize der ki
Mümkün ise beni dedemin yanına gömün der. Ama ne yazık ki Muaviye'nin Medine valisi buna müsaade etmez. Buna müsaade etmeyince Hazreti Hüseyin Efendimiz de bir kargaşa çıkmasın diye seslenmezler. Medine-i Münevvere'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin yanına değil başka bir yere defnedilir. Asıl Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ilgilendiren nokta Muaviye'nin ölmesiyle. Ve günler günleri kovalar. Muaviye'nin devletin içerisindeki yapılanması ve uygulamaları ayyuka çıkar. Ve Şam'da vefat eder. Ama Şam'da vefat etmezden önce vasiyet eder. Oğlunu Yezid'i devletin başına yeni halife olarak seçtirir. Muaviye ölmezden önce oğlunu halife seçtirerekten babadan oğulluğa başlamış olur. Babadan oğula halifeliğe itiraz eden birinci kimse Hazreti Hüseyin Efendimiz'dir. Buradan böyle çıkmalar yapacağım. Ehli Sufi'nin babadan oğula icazetlerin geçmesi o yüzden Yezidilik gibi görülür. Bir şeyh, bir mürşidi kamil kendi sağlığında kendi oğluna icazet vermesini muaviyeleşmek olarak görür bir kısım sufiler. O yüzden bizim dergahımız ve dergahın silsilesi babadan oğula değildir. Bizdeki silsile, bizdeki yol istişareyle de seçilmez. Bizdeki yol ise direkt herkes istihare yapar, rüyasında görmüş olduğu şeyhe intisap eder. İstişareyle şeyh seçilmez. İstişareyle devlet başkanı seçilir. İstişareyle. İstişareyle şeyh atanmaz. İstişare ile zakir atanmaz. İstişare ile nakib-i nügabba atanmaz. İstişare ile halife atanmaz. Bizde bunlar manevidir. Hazreti Hüseyin Efendimiz'e Küfeliler mektup yazarlar. Yezid seçilmiştir. Babası tarafından atanmış ve Şam'dakiler Yezid'e biat ederler. Medine valisi de biat eder. Mekke valisi de biat eder. Basra valisi de biat eder. Küfe valisi de biat eder. Dikkat edin. Bütün valiler Yezid'e biat ederler. Ve Yezid Medine valisine mektup gönderir. Der ki Hazreti Hüseyin ve etrafındakileri bana biat etmelerini sağla. Mektup gönderir. Eğer bana biat etmezler ise çok özür dilerim. Hazreti Hüseyin Efendimiz'den. Mektup öyledir çünkü. Onların kafalarını kopar da bana getirirler.
Yezid'in mektubu budur. Bunları saklamanın, bunları görmemenin bir anlamı yoktur. Yezid'i temizleyeceğim diye uğraşmanın da bir anlamı yoktur. Yezid ve Yezidçilerin veya Yezidilerin bu noktada veya onun yolunu takip edenlerin temizlemek gibi bir derdimiz, gayemiz yok. Bu mektup Medine-i Münevvere'deki vali, Yezid'in valisine gelir. Ama Yezid'in valisi buna cesaret edemez, fırsat kalmaz. Küfe'den habire haberler gelmektedir. Yetiş ya Hüseyin diye Hazreti Hüseyin Efendimiz Medine-i Münevvere'den kendisiyle beraber hareket eden çocukları, oğulları, kızları yürür, daha çabuk, daha rahat bir haber alırım diye Küfe'ye doğru yola çıkar. Ama bu arada Mekke'ye uğrar. Yaklaşık 56-57 yaşında şehit olur. O zamana kadar hemen hemen her sene hac yapmış, defalarca ömre yapmış, Mekke'ye gidip gelmiş bir kimsedir. Mekke'ye uğradığında Küfelilere güvenilmemesiyle alakalı hem Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah hem de Hazreti Ömer Efendimiz'in oğlu Abdullah hem de o günün büyük alimi Şabi derler ki gitme. Gitme. Bu Küfelilere güvenme. Bunlar seni satarlar. Bunlar seni aldatırlar. Bunlar seni kandırırlar. Ama verdiği cevap manidardır. Der ki rüyamda dedemi gördüm. Rüyamda dedemi gördüm. Bu yolun sonunda şüheda şerbetini içmek var ise içerim der. Küfelilerin ne düşündüğüyle alakalı miktamı gönderir. Ve o gün için Küfe valisi miktamı şehit eder, öldürür. Yolda bu haber Hazreti Hüseyin Efendimiz'e gelir. Ama o Mekke'den Küfe'ye doğru yola çıkmıştır artık. Ve kendince ve doğru olan da odur. Hazreti Hüseyin Efendimiz Küfe'ye gidip babasının dan kalan arkadaşlarıyla ve oradaki orduyla biatlaşıp Yezid'le savaşmayı göze almıştır. Çünkü Yezid artık Kur'an ve sünnetin halifesi değil ve Yezid'in içinde bulunmuş olduğu devlet İslam'ın devleti değildir. Artık bu devlet İslam devleti olmaktan çıkmış, saltanata dönüşmüştür. Artık bu devlet İslam hukukunun üstünlüğünü değil, zengin bürokratların, güç sahiplerinin hukukunu uygulayan bir devlettir. Artık bu devlet İslam'ın olmazsa olmaz olan yetimi, fukarayı, güçsüzü korumak değil, devletin bürokratlarını, hakimlerini, savcılarını, askerlerini koruyan enteresan bir saray devleti olmuştur. Artık bu devlet Kur'an ve sünnet tarihindeki bir ilmi kabul eden, Kur'an ve sünnet tarihindeki bir içtihadı kabul eden,
varlık sebebini Kur'an, sünnet ve Müslümanların üzerine değil, varlık sebebini kendi hukuksuzluklarının ve kendi saltanatlarının üzerine kurulmuş bir devlettir. Artık bu devlet zekatı, sadakayı, ganimeti, savaşanların, cihad edenlerin ve aynı zamanda fakir fukaranın hakkı olarak değil, devleti idare eden bürokratların, askerlerin ve saray ahalisinin hakkı olarak görür. Artık bu devlet toprağı Allah'ın ve geçici olarak işleyenin değil, kocaman kocaman toprak ağalarının bir devletidir. Önceden İslam devletinde toprak şahısların değil iken, devletin iken ve o devlet işleyen kimselere toprağı taksim ederken, Muaviye'nin kurmuş olduğu devlette ise toprak artık insanların, saraya yakın insanlara peşkeş çekilen, sarayın ahalisine peşkeş çekilen bir meta haline gelmiş ve sarayın içerisinde hizmet edenler dahi özel elbiseler giyerekten, saray hizmetçisi diyerekten, çarşıda orada burada hukuku kenara atıp her türlü zulmü ve zalimliği yapa gelen bir devlettir. Burada eğer ki Muaviye ve Yezid'in devlet biçimini oturtturup konuşmazsak, biz Hazreti Hüseyin Efendimiz'i kurulu bir düzene ve sisteme asi gelmiş bir anarşist gibi görebiliriz. Buna burada İslam dünyasında devlete katıksız itaatin Kur'an ve sünnet dairesinde olması gerekirken, Müslümanlar bu zorba devletin ve saray ahalisinin korkusundan ne yazık ki Kur'an ve sünnetin dışında olan uygulamalara da itaat eder hale gelmişler. Kimisi mal korkusuyla, kimisi can korkusuyla, kimisi işte herhangi bir korkuyla Kur'an ve sünnet dairesinde olmayan bu saltanat devletine itaat eder hale gelmiş. İnsanlar bunu dillendiremez. Dillendirilmeye kalkanlar canından olurken, sürülürken, topraklarından sürülürken, bunları konuşmaya kalkan alim kesimi kendi canından olma korkusuyla bunları konuşamaz hale gelmiştir. Artık öyle bir devlet sistemi vardır ki, bu devlet sisteminde tek doğru vardır, Muaviye'nin doğrusudur. Bu tek doğru vardır, Muaviye ve etrafındaki bu cebbar, etrafındaki bu zalim, etrafındaki bu cahil, etrafındaki bu milliyetçi, etrafında sadece Arap milliyetçiliğinin önüne koyan bir devlet sistemi vardır. Hatta Arap milliyetçiliğinin içerisinde Beni Ümeyye oğullarının milliyetçiliğini savunan bir sistem vardır. Bu sistem olduğu gibi devlet sistemi olarak Kur'an ve sünnetin dışında bir devlet sistemidir. Dikkat edin. Bu devlet sistemi Kur'an ve sünnetin dışında bir devlet sistemidir. Zaman zaman Muaviye ile cedelleşen sahabeler vardır. Toplantılarda mesela sahabeden birisi gelir, sen beni sevmiyor. Muaviye ona der ki sen beni sevmiyorsun. O da der ki ben bir şeyler soracağım sana. Sen der Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ipeyi giymeyi haram ettiğini duydun mu? Evet der Muaviye. Peki der, sen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin altın takmayı, erkeklere altın takmayı haram kıldığını duydun mu? Evet der oduna. Peki der,
Sen Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin yırtıcı hayvanların derisinden elbise yapıp giymeyi, vahşi hayvanların derisinden elbise ve süsünün yapılmasının haram olduğunu duydun mu? Evet der. Bunun gibi işte Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin evlerinizi süslemeyiniz. Evlerinizi Firavun evine çevirmeyiniz. Evlerinizi işte Allah'a düşman olanların evlerine benzetmeyiniz. Evleriniz çok süslü olmasın dediğini duydun mu? Duydum der. Der ki ya Muaviye, bunların hepsini de ben senin üzerinde görüyorum der. Muaviye'nin canı sıkılır. Muaviye'nin canı sıkılınca onu der ki hani gözünden uzaklaştırırlar. O muhalefetini arttırmasın diye hazineden ona fazlaca para gönderirler. Muhalefet yapmasınlar diye Muaviye paradan anlayana para gönderir. Yani eğer onunla savaşmak istemiyorsa, onu böyle suikaste kurban götüremeyecekse ve ona karşı biraz muhabbeti var ise onlara hazineden, beytülmaldan para verir. Eğer suikast edilmesi gerekiyorsa insanlara, muhalefet edenlere suikast düzenletir. Tabii Yezid bunu babasının yanında neler, hangi entrikalar döndürüldüğünü bilen bir kimsedir. Babasının oğludur. Babasının oğlu. Ve Yezid hemen daha tahta oturur oturmaz kendisine muhalefet edecek olanların derhal öldürülmelerini ister. Bunlardan birisi de kendisine rakip olacak. Bütün herkesin onun hilafetliğini kabul edeceği ve herkesin otomatikman arkasında toplanacağı tek güç vardır karşısında, Hazreti Hüseyin Efendimiz'dir. Çünkü Hazreti Hüseyin Efendimiz halifeliği ilan edilirse Arap olan olmayan bütün Müslümanlar Hazreti Hüseyin Efendimiz'in arkasında saf tutacaklardır. Bunu Yezid çok iyi bilmektedir. Zaten bunu Muaviye de bilmektedir. Muaviye bunu bildiğinden, biz burada bir tarihi kayıt yok, Muaviye'nin emriyle mi öldürüldü Hazreti Hasan Efendimiz, yoksa cariyenin kıskançlığından mı öldürüldü, burada bir kesin kat'i kayıt yok. Ama öldüren, Hazreti Hasan Efendimiz'i şehit eden, zehirleyen Muaviye'nin göndermiş olduğu bir cariye. Tabi cariyeye bunu soruyorlar, niçin yaptın diye. O da diyor ki, benden sonra bir başkasıyla evlenmesini kaldıramadığım için ben onu zehirledim. Oysa Hazreti Hasan Efendimiz o ana gelinceye kadar 70-80 tane eşi olmuş. Dönem dönem. Zehirlenir. Zehirlendikten sonra 40 gün yaşar. 40 gün, çok affedersiniz, zehir iç organlarını parçalar. Asla yiyecek içecek içinde tutmaz. İshal, derin bir ishal hastalığından şehit olur. Ve tabiri caizse altından leğen hiç kalkmaz. Öylesine ishal olur. 40 gün dayanabilir. 40. gün şehit olur. 40 gün dayanır. Tabi Hazreti Hüseyin Efendimiz öldürenin Muaviye'nin cariyesi olduğunu da biliyor. Herkes biliyor. Ama bunda Muaviye'nin bir emri var mı yok mu? Tarihi bir kayıt yok. Bu konuda herhangi bir nakil yok. Ben beynimin bir tarafı da şöyle düşünüyor. Muaviye böyle bir şeyin naklinin olmasını istememiş olabilir. Bu konuda nakletecek olanlara da baskı yapmış olabilir. Bir çarpıtma, bir sapıtma olabilir burada. Kalbiniz ne diyor?
kalbi Muaviye'nin parmağı olduğunu söylüyor. Bunda da duygum var, yanılabilirim. Yanılabilirim. Ama kalbim bağırıyor. Çünkü bir aile düşünün, o aileyle siz 100 yıl süren savaşlar yapmışsınız. Sonra İslam olmuşsunuz. İslam olmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleriyle Muaviye'nin sülalesi yine savaşmış onunla. Ne zamana kadar? İşte Süfyan Müslüman oluncaya kadar. Ama içlerinde o kini, o hasedi yenebildiklerine inanmıyorum. Milliyetçilik duygusuyla. Sonra bir güç elde etmişsiniz. Hicretin 50. 60. senesinde, 50-60 yıl sonra, 80 yıl sonra. Yani siz o 50 yıl sonra elde etmiş olduğunuz gücü kaybetmek istemezsiniz. O gücü kime karşı kaybedebilirsiniz? Hazreti Hasan'a karşı. Haşimoğullarına karşı. Bir Muaviye gibi bir siyasetçi bir kimseden bu beklenebilir. Sicili temiz değil. Oğlu çok rahat çünkü Hazreti Hüseyin Efendimizin katledilmesini istediğine göre ailenin sicili temiz değil. Hazreti Hasan Efendimiz'i şehit ettiklerine göre bunun hesabı sorulmayınca Hazreti Hüseyin Efendimiz'in de hesabı sorulmayacaktır. Bakın burası çok önemlidir. Siz bir şey küçük der onun hesabını sormazsanız sonra büyüğün hesabını da soramazsınız. Hani meşhurdur ya, bir kıssa vardır. Bazen zaman zaman anlatırım. Bir bey varmış, beyin de oğlu varmış. Bir gün mahallenin serserileri beyin ağılından bir koyun götürmüşler. Bey demiş ki oğluna, oğlum şu koyunu kim götürdü? Git bir bak demiş. Oğlan demiş ki aman baba ya, bir koyunun peşine mi düşüyorsun demiş ya, bırak. Bir müddet geçmiş. Mahallenin serserileri bir inek götürmüşler. Bey demiş ki oğlum bak bu iş azıtıyor. Demiş bak bir ineğimiz gitti. Bunu kim götürdüyse bir bak şuna. Ya baba demiş ya. Ha pardon, inek gidince şey demiş ki bey. Oğlum demiş şu koyunu götürenler bir bul gel. Özür dilerim, tavuk götürüyorlar önce. Tavuktan koyun, koyundan inek gidiyor. Her seferinde babası diyor ki şu tavuğu götürenleri al gel bir. Oğlan diyormuş ki ya baba inek gitmiş sen tavuğu götürenleri soruyorsun bana demiş. Bir gün kız koşa koşa eve gelmiş. Yandım baba demiş. Ne oldu demiş. Bey. Demiş ki baba sokaktan yürüyemez hale geldim. Bana sarkıntılık yaptılar. Taciz ettiler beni. Bey demiş ki oğlum ben sana bu tavuğu alıp götürenleri sormuyor muyum? Şu tavuğu götürenleri bir al getir. Demiş ya baba kız kardeşimize serkeşlik etmişler, taciz etmişler. Sen tavuğu götürenleri soruyorsun. Demiş evladım sen tavuğu götürenlerin hesabını sormazsan demişler. Sormazsan demiş. Yarın ananı götürecekler senin demiş. Şu tavuğu götürenleri bul demiş. Tavuğu götürenleri bulmuşlar. Cezasını vermişler. Bir şey küçük olabilir.
Siz küçüğün hesabını sormazsanız sizden büyük şeyler alıp götürürler. Gelir birisi önce 1 lira ver bana der sana. Sen 1 lirayı kuzu kuzu verirsin. Yarın o senden 10 lira ister. Sen başın belaya girmesin der, 10 lirayı verirsin. Yarın o senden 1000 lira ister. Bin lira ister. Sen görmezsen bir küçücük suçu, o suç büyür yarın. İşte Muaviye'ye hesap soran yok. Küçük 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 zulüm büyüyor. Hazreti Hasan Efendimiz zehirlenmiş. Hazreti Hasan Efendimiz'in zehirlenmesinin hesabını soran bir devlet yok. Hazreti Osman'ı şehit edenler için anarşi çıksın, kargaşa çıksın diye etraftan toplanan 5000 kişinin katliamını isteyen Muaviye, Hazreti Hasan Efendimiz'i şehit eden cariyenin katliamının peşine düşmez. Bakın, Hazreti Hasan Efendimiz'in şehit eden cariyenin peşine düşmez. Onun hesabını sormaz. İşte Hazreti Hüseyin Efendimiz bu saltanatın, bu debdebenin, bu haksızlığın, bu zulmün karşısında Küfe'ye doğru yola çıkar. Küfe'ye doğru yola çıkar ama yolda giderken Yezid, tabiri caizse başbakanlık baş müsteşarı gibi olan, isimleri aklımda tutamadığımdan dolayı buraya yazdım, Ubeydullah bin Ziyad'ı bu meseleyle görevlendirir. Ubeydullah bin Ziyad'a aynı zamanda da Küfe valiliğini verir. Oysa Küfe valisi vardır. Ama o Küfe valisini görevden çıkarıp onu Basra'ya tayin eder. Ubeydullah bin Ziyad'ı da Küfe valisi olarak tayin eder. Ve Ubeydullah bin Ziyad'a şu emri verir. Aynen tarihi vesika mektubu buraya motomat aldım. Şimdi sen benim istediğim gibi olmakta devam ediyorsun. Yaptığını akıllı ve becereklilere yaraşır bir biçimde yaptın. Sebatlı, azimli bir kahraman saldırısıyla saldırsın. Başkalarına ihtiyaç bırakmayın, bu işin üstünden geldin. Bana erişen habere göre Hüseyin bin Ali Mekke'den ayrılmış senin tarafına doğru gelmekte. Ona hemen casusları kavuştur. Yollara gözcüler dik. Olanca duruşla bunun üzerinde dur. Ve seninle çarpışmadıkça sakın çarpışma. Her gün olan bitenlerden haberini bana yaz. Hazreti Hüseyin Efendimiz Küfe yolculuğunda ve Akil'in Küfe'de şehit edininin haberini alır. Ama bu noktada kararlılıkla Küfe'ye doğru yol alır. Bu yol üzerinde tuzaklar vardır. Bu yol üzerinde bir sürü badireler vardır. Hepsini üzerinden baş etmesini, hepsinin üzerinden gelmesini bilir. Ve bu noktada hatta meşhurdur ya, der ki, İsteyen benimle gelmek zorunda değildir.
bu yoldan geri dönebilir. Zaman zaman benim kardeşlere söylemiş olduğum söz budur. Bu Hazreti Hüseyin Efendimizin sünnetidir. Bizim gittiğimiz yol mevcut insanların gittiği yol gibi değildir. O yüzden bu yolda başınıza çile gelebilir, dert gelebilir, sıkıntılar gelebilir. O yüzden derim, geri dönmek isteyen istediği zaman dönebilir. Bizimle herkes yol yürümek zorunda değil. Bizimle herkes yol gitmek zorunda değil. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla. Hiç kimse zorunda değil. Hiç kimse. Bu yolda bizim başımıza ne geleceği belli değil. Biz hakkı ve hakikati haykırmakla mükellefiz. Biz doğruları haykırmakla mükellefiz. Biz çıplak Kur'an ve sünneti haykırıp onu yaşamakla mükellefiz. Ahmet üzülecek, Mehmet üzülecek, onun hoşuna gitmeyecek, bunun hoşuna gitmeyecek deyip dilimize pranga vuranlardan değiliz. Benim dinim bana neyi emrederse ben onu yaşamaya çalışırım. Benim dinim bana neyi emrederse ben onu söylemeye çalışırım. Doğru neyse bildiğim Kur'an ve sünnet dairesinde onu haykırmaya çalışırım. O yüzden bizimle beraber herkes hareket etmek zorunda değil. Hazreti Hüseyin gibi deriz ki, onun gibi olamasak da, kardeşler, arkadaşlar, kendinize kenarda oturan bir şeyh bulabilirsiniz. Kendinize dili yumuşak bir şeyh bulabilirsiniz. Kendinize size virdi verip camide, mektepte, medresede, mescitte oturtturacak, zalimlere karşı, zulmedenlere karşı, kafirlere karşı, emperyalistlere karşı, Kur'an ve sünneti kendi nefsine, kendi dünyasına, kendi heva ve hevesine göre yorumlayan bir kimsenin peşine gidebilirsiniz. Serbestsiniz. Serbestsiniz bu noktada. Herkes serbest. Dilimiz keskin gelebilir. Dilimiz keskin değil aksine. Kur'an ve sünnet bu. Orta yerde bir zalim varsa zalime zalim demek. Mazlum var ise mazluma mazlum demek hakikatin gereğidir. Bir haksızlık var ise haksıza haksızsın demek. Haklının da yanında durmak Kur'an ve sünnetin şiarıdır. Doğru bildiğimiz müddetçe, doğruyu gördüğümüz müddetçe bunu böyle haykırmaya devam edeceğiz. İşte Hazreti Hüseyin Efendimiz evlatları dahil, kız kardeşi var yanında, dahil Hazreti Zeynep, onlara der ki yolda, isteyen şimdi geri dönebilir. Çünkü bu yol çetin bir yoldur. Bu yolun sonunda şühada şerbetini içmek takdir edilmiş mükatterattandır. Bu tabiri caizse bile bile ölüme gitmektir. Ama aslında o dirilişi seçmektir. Bazılarının ölümü ebediyen dirilişin simgesidir. O dedesi gibi dirilişi seçmiştir. Zalimlerin zulmünün altında zalime ses çıkarmadan yaşamaktansa o zalime zalimsin diye haykırmayı seçmiştir. Ve Yezid atlı süvari birlikleri kurdurur. Yaya birlikler kurdurur.
ve hepsinde Küfe'ye yolunda hazırlıklarını yaptırır ve bir şekilde Hazreti Hüseyin Efendimiz'i ve yanındakileri Kerbela'ya doğru yön değiştirir. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'ya doğru yol yürürler. Buradan bir hatıramı anlatmak istiyorum. Allah rahmet eylesin, babacığımın bir küçük kitapçığı vardı. Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela ile alakalı. Babamın da o kitap. Bize oradan nakiller yapardı. Bunu ilk defa bir hatıratım olarak anlatayım. Bize oradan nakil yaparken bu babamın bana anlattığı, doğru yanlış bu konuda söyleyecek hiçbir sözüm yok. O kitabı da okuyamadım ben hiç. Her okumaya kalktığımda babam hatırıma geldi. Şimdi o kitap nerede bilmiyorum. Belki de eski eşyaların evde onun içinde. Bir şey diyemeyeceğim şimdi. Çok eski bir kitaptı. Babam bir gece ağlayaraktan bunu anlatmıştı bize. Hazreti Hüseyin Efendimiz ve yanındakiler Kerbela'dan kurtulmak için yürürlermiş. Oradan kurtulacaklar ya. Döner dolaşırlar yine aynı yere gelirlermiş. Bu olmuştur, olmamıştır. Babamın nakli bu bana. Babam öyle kolay kolay ağlayan bir kimse değildir. Babam Allah rahmet eylesin bir gece bunu ağlayarak anlatmıştı bize. Bir mevlüt gecesiydi. Ne mevlütü ne mübarek gece bilmiyorum da hatırımda değil. Bu babamın nakli olsun. Tekrar sabah olduğunda toparlanırlar, yüklerini vururlar. Oradan çıkmak için yürürlermiş. Yürüdüklerinde akşam olduğunda tekrar aynı yerlerine girirlermiş. En sonunda Hazreti Hüseyin Efendimiz demiş ki, demiş mukadderat, takdirat bu. Artık biz demiş burada duracağız. Hani biz burada kımıldamayacağız. Yüklerini oraya indirmişler artık. Belli oradalar. İşte Hazreti Hüseyin Efendimiz Kerbela'da konuşlanınca etrafında Yezid'in askerleri hepsi de sardılar. Hepsi sardıktan sonra önce okçular, ondan sonra kılıççılar Hazreti Hüseyin Efendimiz'le savaştılar. Ve tabi burada değişik rivayetler var. Bunlara girmiyorum hiç. Hazreti Hüseyin Efendimiz eski Küfe valisine görüşüyor, haber salıyor ona. O biraz daha böyle eski Küfe valisi Hazreti Ömer Efendimiz'e karşı, Hazreti Hüseyin Efendimiz'e karşı savaşmak istemeyenler. O, ona diyor ki, öneri sunuyor. Bir, bırakın diyor bizi. Biz uç beyliği gibi sınıra gidelim, kafirlerle orada cihad edelim. İki, bırakın diyor, müsaade edin. Ben Şam'a gideyim, Yezid'le konuşayım. Üçüncüsü, doğrudur değildir. Diyor, bırakın bizi. Madem ki küfeliler buradan geri döndüler, biz Medine-i Münevvere'ye geri dönelim. Ondan sonra diye teklifler sunduğu söyleniyor. Ama Yezid'in komutanı asla bunlara mahal bırakmıyor. Ve aynı zamanda burada en sonunda mukadderat gerçekleşiyor. Savaş başlıyor. Ve Hazreti Hüseyin Efendimiz
burası en enteresan noktası benim için. Bir hayli yara alıyor. Yara alınca Fırat'tan su içmek istiyor. Su içmesini engellemek için keskin nişancı okçulardan birisi ağzından vuruyor okla. Hazreti Hüseyin Efendimiz Fırat'tan bir yudum su içmeden kafasını kaldırıyor. O esnada da koluna büyük bir yara alıyor. Kılıcı da kullanamaz hale gelince başka bir hain gelip göğsünden mızrağını vuruyor. Mızrak arkadan çıkıyor zaten. Sonra mızrağı çekince Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit oluyor. Yaklaşık 30'un üstünde ok yarası, 35'in üzerinde kılıç yarasıyla şehit oluyor. Bununla kalmıyorlar. Çünkü o Yezid'in valisi Hazreti Hüseyin Efendimiz'in başını istiyor. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in mübarek başını kesiyorlar. Mübarek vücudunu atların arkasına bağlayıp yerlerde süründürüyorlar. Ardından başını da Yezid'in komutanına götürüyorlar. Tabi o Übeydullah İbni Ziyad elinde bir çomak, Hazreti Hüseyin Efendimizin burnunu kurcalıyor çomakla. Mübarek dudaklarını açıyor, dişlerine bakıyor. Diyor ki bugüne kadar böyle güzel bir burun, böyle bir güzel bir yüz görmemiştim. Tabi bu acı tarafı bu işlerin. Yanında sahabeden insanlar var. Ben Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin ashabım yıldızlar gibidir. Hangisini görürseniz beni bulursunuz. Hadis-i şerifi benim dilimi kilitliyor. Ama bu hali gören ashab var. Nasıl dayandılar bunu bilmiyorum. Ashabtan birisi diyor ki o Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerine en fazla benzeyendir diyor. Tabi bununla kalmıyorlar. Yezid onun başını istediğinden dolayı mübareğin başını Şam'a götürüyorlar. Şam'a götürünce kanı sarayı kirletmesin düşüncesiyle
Şam'da Emevi Camisi var. Emevi Camisi'nin içerisinde bir kuyu var. O kuyunun içerisine bir salıp yıkıyorlar orada. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in başına. Tabi esirler var. Esirlerin içerisinde de Hazreti Hüseyin Efendimiz'in kardeşi Zeynep var. Hazreti Fatımatül Zehra annemizin kızı. Fatımatül Zehra evlendikten sonra olanlardan değil. Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Fatıma'dan olan kardeşi. Esirlerin içerisinde o da var. Bir rivayet ki doğru olduğuna inanıyorum. Yezid'in yalaklarından, dal kavuklarından birisi diyor ki hepsini de cariye edelim. Kadınları, kızları. Cariye etmek malum kafir kadınlar içindir. Siz la ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen bir kimseyi cariye edemezsiniz. Yezid ve avanesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin ehli beytini cariye etmek istiyorlar. Tabi sonra onların hepsi de sürgüne gidiyor. Hazreti Zeynep annemiz Mısır'da vefat ediyor zaten de. Kabri şerifi de Mısır'da. Hazreti Hüseyin'i Yezid ve avanesi katlediyor. Muhakkak ki o şehit oldu. Şek şüphe yok. Avanesi de şehit oldu. Ama Hazreti Hüseyin Efendimiz İslam dünyasına bir yol açtı. İslam dünyasına öyle bir kutlu yol açtı ki, İslam dünyasına öyle bir nurlu yol açtı ki, dedesinin terk edilmiş, dedesinin yolundan sapılmış, getirmiş olduğu ölçü ve kuralların saltanat, güç, kuvvet, zulümle rafa kaldırıldığından yeniden onların ihya edilmesi için bir yol açmış. Yeniden onların yaşanması için bir yol açmış. Yeniden onların tahkim edilmesi için yol açmış. Şimdi baktığımızda Muaviye Yezid Devleti'ne, Muaviye Yezid Devleti'nde her şey devletin bekası için din heder edilmiş. Hükümetin bekası için din heder edilmiş. Sülalenin bekası için dini hassasiyetler heder edilmiş. Devletin bekasını düşünüyoruz diyenler Muaviye'de her türlü zulmü, her türlü kaçakçılığı, her türlü gaspı, her türlü hukuk dışılığını, her türlü Kur'an ve sünnet dışılığını caiz görmüşler. Kim doğruyu anlatmaya kalkarsa devlete, saraya, hanedanlığa baş kaldırı gibi görüp onların hepsini de katletmişler, suikast düzenlemişler ya da sürmüşler. Bir taraftan bu tip ibareleri tarihi kayıtlarda görebilirsiniz, aldanmayın. İşte Emeviler böyle yaptı da Türkler Müslüman oldu. İşte Emevilerden kaçan, Emevilerin sürgününe uğrayan Ehl-i Beyt, Orta Asya'nın içlerine kadar gittiler.
orada Türklerin Müslüman olmasını sağladılar. Bunda bir hikmet var deyip Yezidileri paklamaya kalkmasınlar. Evet, Emeviler yıkılıncaya kadar, yıkılıncaya kadar Ehl-i Beyt'i İslam topraklarında barındırmadılar. Sürdüler onları. Onlar büyük bir çoğunluğu İslam'ın, yani daha doğrusu Emevi hanedanlığının sınırları içerisinde yaşayamayıp büyük bir kısmı Orta Asya'ya, büyük bir kısmı Afrika'ya gitmek zorunda kaldılar. Afrika, Afrika'dan Endülüs. Gitmek zorunda kaldılar. Ve gittikleri yeri İslamlaştırdılar. Bu eyvallah. Orada büyük İslami medeniyetler kurulmasına ön ayak oldular. Temel oldular. Orta Asya'da Türklerin İslam olmasına temel oluştular. Ve Türklerin üzerinden Selçuklular ve Osmanlılar olarak bir medeniyet kuruldu. Bir kol Orta Asya'ya doğru gitti. Bir kolda Mısır üzerinden Afrika'ya, Afrika üzerinden İspanya'ya giderekten Endülüs'ü kurdular. İslam'dan, yani Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri, Hazreti Ebubekir, Ömer, Ali'den sonra iki medeniyet kuruldu. Birisi Endülüs, birisi Osmanlı. Bu iki medeniyetin temelinde Ehl-i Beyt var. Temel taşlarını atanlar. Ama ne zaman ki bu medeniyetin kurucuları ve içindeki yaşatıcıları Hazreti Hüseyin'in yolunu terk ettiler. Ehl-i Beyt'in duruş yolunu terk ettiler. Kur'an ve sünnetin yolunu terk ettiler. Bu medeniyetler batmaya ve dağılmaya mahkum oldu. Şimdi biz eğer Hüseyin'i isek, şimdi biz eğer ki Ehl-i Beyt isek, şimdi biz eğer ki Ehl-i Beyt'i seviyor isek, şimdi biz Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin emrettiği gibi biz Kur'an'a, sünnete Resulullah'a ve Ehl-i Beyt'in yoluna bağlı isek, o zaman bizim hak ve hakikati haykırmamız ve yaşamamız gerekir. Bu gece aslında daha geriye giderekten Hazreti Osman Efendimiz'den öyle planlamıştım. Devletin nerelerinde hangi atamalar yapılmış, neler işlenmiş, bunları anlatacaktım size. Ama vaktin yetmeyeceğine inandım kendimce ve dedim ki güne münhasır olarak Hazreti Hüseyin'i anlatayım. Ama Allah izin verirse inşallah en kısa zamanda asıl Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehit olmasının sebebi olan devletteki yapılandırmayı size anlatacağım geniş bir şekilde. Çünkü bu Hazreti Osman Efendimiz'in zamanında başlayan devletteki yapılanmayı anlamaz isek, Hazreti Hüseyin Efendimiz'in şehadalığının merkezini anlamaktan uzak oluruz. Ama ve lakin sonuçta Hazreti Hüseyin Efendimiz ve yanındaki şüheda şerbetini içen Ehl-i Beyt, Kur'an, sünnet yolunda bunu haykırdıkları için, bunu anlattıkları için, bunu istedikleri için şehit oldular. Şehit edildiler. O zaman biz Muhammediler olarak,
veyahut da kendimizi Kur'an sünnet yolcusu olarak görüyorsak, bu yolcular olarak veya kendimizi Ehl-i Beyt'le alakalandırıp Ehl-i Beyt yolcusu olarak görüyorsak, bize düşen vazife ne? Hüseyin şehit oldu diye oturup ağlamak, ağıt yakmak mı? Bize düşen vazife elimize kesici, delici aletleri alıp, zincirleri alıp sine dövmek mi? Bizim işimiz kendimizi jiletleyip, parçalayıp, kesip parçalamak mı? Ben yol olarak bunu görenlerden değilim. O zaman bizim işimiz Kur'an'ı ve sünneti tam anlamıyla idrak edip yaşamaktır. Hüseyin'i olmak haksızlığa karşı gelmektir. Hüseyin'i olmak zalimliğe karşı gelmektir. Hüseyin'i olmak devlet tekelinde dayatmacı bir dine karşı olmaktır. Hüseyin'i olmak devletin içerisinde sülalelerin odaklanmasına karşı olmaktır. Hüseyin'i olmak devletin içerisindeki bürokratların kendi ailelerine ve kendilerine rant sağlamaya karşı olmak demektir. Hüseyin'i olmak devletin kasasından, masasından, asasından faydalanmak isteyenlere karşı olmaktır. Kayırmacılara, aldatmacılara karşı olmaktır. Siyaseti kendisine rant edinenlere karşı olmaktır. Hüseyin'i olmak demek, dinsiz olmak demek değildir. Dinsizliğe karşı gelmektir. Hüseyin'i olmak demek, dini kendi şahsi menfaatlerine devşirmek demek değil, dini kendi şahsi menfaatlerine devşirenlere karşı olmak demektir. Hüseyin'i olmak, Allah'sız kitapsız olmak demek değil. Allah'a, kitaba, Resulullah'a, o yola sımsıkı sarılmaktır. Hüseyin'i olmak, Kur'an ve sünnetin dışında her ne var ise elinin tersiyle itip Kur'an ve sünnete sımsıkı yapışmak demektir. Hüseyin'i olmak demek, şarabı çekip saza dem vurmak demek değildir. Hüseyin'i olmak, abdestle şehit olmaktır. Hüseyin'i olmak, zalimin kılıcıyla şehit olmaktır. Hüseyin'i olmak, hakikati haykırırken şehit olmaktır. Hüseyin'i olmak, Kur'an ve sünnetin yaşanması için koşarken kafirlerin, zalimlerin ateşinin altında can vermektir. Hüseyin'i olmak, susuz kalınca, susuz kaldığında dahi isyan etmeden, aç kaldığında isyan etmeden doğru bildiğin yolda yürümektir. Hüseyin'i olmak, Allah'a aşık olmak, Resulullah'ı sevmektir. Hüseyin'i olmak. O yüzden şimdi oturup ağlama zamanı değildir. Şimdi oturup dövünme zamanı değildir. Şimdi oturup ah vah etmenin zamanı değildir. Şimdi oturup bu 1300 yıllık, 1350 yıllık bu hadiseden dolayı 1350 yıl önce yaşanmış olan bu hadiseyi canlı tutup ama ne yapacağını doğru bilmektir. Hüseyin'i olmak. O zaman bu yol açılmış ya, bu yol hiç kapanmayacaktır. O kapanmayacak olan yolda yürümektir. Hüseyin'i olmak. Kapanmayacak olan yolda yürümektir. Bütün yollar kapanabilir. Ama Hüseyinlilerin yolları kapanmaz. O yollar ebedi açıktır.
korkmadan, kınanmaktan çekinmeden, korkmadan, kınanmaktan çekinmeden Ehl-i Beyt sevgisini haykırmaktır Hüseyin olmak. Yoksa biz Hazreti Hüseyin'i seviyoruz dediklerinde bize Alevi derler. Hazreti Hüseyin'i sevdiğimizde bize mum söndücü derler. Hazreti Hüseyin'i seviyoruz dediğimizde bize kızılbaş derler deyip Hüseyin'i sevgiyi ishar etmemek değildir Hüseyinilik. Hüseyin'i olacaksak buyurun hep beraber yolundan gidelim. Buyurun hep beraber onun ırmağından su içelim. Buyurun hep beraber onun haliyle hallenelim. Hallenelim ki o sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa da bizi sevsin. Nasıl Hüseyin'i seveni Allah sever ise Hüseyin'i seveni de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de sever. Allah'ın sevdiğini Hazreti Allah Allah'ın sevdiğini Hazreti Resulullah da sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri de sever. O zaman biz o Şam'da kurulmuş olan Muaviye Yezid devletinin yaptıklarını ve ettiklerini okuyalım. Muhakkak günümüze taşınacak ibareler bulacağınıza inanıyorum. Ve Hazreti Hüseyin Efendimizin şehadalığının anlamının o zaman daha iyi anlaşılacağına inanıyorum. İnşallah Allah fırsat verirse, gayret verirse biz bir derste inşallah burada çok uzak olmamak kaydıyla inşallah önümüzdeki haftaya Allah'tan bir şey gelmezse Hazreti Osman Efendimizin zamanında devletin içerisine çöreklenmiş olan Muaviye Yezid uzantılarının neler yaptıklarını önümüzdeki hafta inşallah nasıl olsa Aşure ayı ona devam edelim inşallah. Hakkınızı helal edin. Biz Hüseyin'i olamıyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerini sevemiyoruz. Her şeyden korkuyoruz. Hatta sizin yanınızda bile duramıyoruz. Bizim halimiz ne olacak? İnşallah iyi olacak. Ruhlar aleminden gelip dünyada bedenlendiğimizde ruhlar alemindeki durumumuzu ve konumumuzu niçin hatırlamıyoruz? Orada idrakimiz mi yok? Buradaki durumunu sen görmedikçe oradaki durumunu görmen mümkün değil kardeş. Önce buradaki durumunu gör inşallah. Haklarınızı helal edin. Helal olsun. Bizden yana da helal olsun. Aşurenız mübarek olsun. Ben Aşure'yi bir yaz günü olarak kutlanılmasını ve kullanılmasını karşı olanlardanım. Benim için bir yaz günü yoktur. Hiçbir gün yaz günü değildir benim için. Bakın hiçbir gün yaz günü değildir. O yüzden ben zaman zaman aşure günlerinde hep derim bizim yaz günümüz değil bugün diye. Yine de bizim bugün yaz günümüz değil. Biz tarihte olan olaylardan, hadiselerden dersimizi alaraktan önümüze bakacağız. Dostlar, dünyanın hiçbir yerinde şu anda tam anlamıyla Kur'an ve sünnete dayalı bir devlet sistemi veya Kur'an ve sünnete dayalı herhangi bir sistem yok. Bu küçük küçük sistemcikleri de sakın böyle zannetmeyin. Sistemcik, evinizin içerisinde Kur'an ve sünneti yaşayabilirsiniz. Yaşayabildiğiniz en uç noktaya kadar. Bu sizi aldatmasın. Bu sizi aldatmasın. Bu küçüğü büyütelim. Herhangi bir belediyede kendinizce sizin fikirlerinize uygun bir belediye başkanı seçilmiş olabilir. Bu sizi aldatmasın. Büyütelim. Herhangi bir yerde, herhangi bir memlekette
X bir parti muhafazakar Müslüman böyle dinci İslamcı noktada hükümet olabilir. Bu sizi aldatmasın. Bu sizi gevşekliğe götürmesin. Hatta şöyle bile düşünebilirsiniz. Acaba oradaki İslami çalışmaların, İslami faaliyetlerin gevşemesi için uluslararası güçler tarafından iktidara getirilmiş bir kimse de veya bir getirilmiş bir örgüt kurum olabilir mi diye şüpheyle bile bakabilirsiniz. Bunlar bizi aldatmasın. Eğer ki bir ülkede, bir toprakta fukaranın hakkını koruyacak bir hukuki düzenleme yok ise, bir işçinin hakkını koruyacak hukuki bir düzenleme yok ise, eğer öldüren, zalimce katleden kimseler hukukun dairesinin altında hukuku kullanaraktan, ellerini kollarını sallayaraktan yürüyorlarsa, bir ülkede uyuşturucu kaçakçıları ve üreticileri elini kolunu sallayaraktan bir ülkenin çocuklarını zehirliyorlarsa, bir ülkede kadınlar zorla kandırılıp para karşılığında erkeklere satılıyorsa, bir ülkede devletin içerisindeki bürokratlar, partililer, siyasetçiler, valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, mülki amirleri kendi bulundukları daireyi, kendi bulundukları ortamı, ellerindeki gücü haksızlığa, zulme, akrabalarına, eş ve dostlarına peşkeş çekiyorlarsa aldanmayın. Daha gidecek çok yolunuz var. Daha düzelecek çok yerimiz var. Aldanmayın. Aldanmayın. Gevşemeyin. Gevşemeyin. Din özgür olmadığı müddetçe kandırılıp aldatılabilirsiniz. Ne zaman ki din özgür oldu, Kur'an ve sünnet, o zaman insanlar özgürce iman edip imanlarını yaşıyorlarsa, o zaman vaat edilmiş olan günler yaklaşmış demektir. O yüzden mücadeleye devam. Mücadele hak ve hakikat mücadelesidir. Eğer sadece kendi nefsinizi düşünüp kendi nefsinizi cennetlik etmek istiyorsanız, gidersiniz evinizin bir köşesinden çıkmaz, Allah'ı zikredersiniz, sufilik edersiniz, cenneti kazanırsınız. Bu işin en kolay yanıdır. Eğer Hüseyin'i olacaksanız, elinize kılıcı alırsınız, Yezidilere karşı savaşmak için meydana çıkarsınız. Bu işin doğru yolu anlayanıdır. Bu işin doğru olanıdır. Kılıcınıza yaslanmıyorsanız, bilin ki birilerinin kuyruğunda, birilerinin peşinde kuyruk olmuşsunuzdur. Kılıcınıza yaslanmıyorsanız, bilin ki zelil olma yolundasınızdır. O yüzden aldanmayın. Aldanmayın. Biz böyle kenarda durup sufilik yapabilecek insanlardan değiliz. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Belki de alışılmamış bir Mevlevi yolcusu olarak görebilirsiniz bizi. Mevlevileri biraz böyle şey görürler ya toplum arasında. Hani sevelim, sevilelim, canımızı hoş edelim.
Allah affetsin, bizi öyle olamadık, hakkınızı helal edin. Geceniz hayır olsun. Allah nice aşureler aşurelerde buluşmayı nasip eylesin. Cenab-ı Hak cümle ümmeti Muhammed'i affetsin. Hepimizi Hüseyin Efendimizin canıyla canlandırsın. Onun ruhuyla bizleri şeref yap eylesin. Onunla hemhal eylesin. Onun haliyle hallenip Yezidilere karşı mücadele edenlerden eylesin. El Fatiha, ma salatu.